Herkese merhabalar. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere yine fırınsız, fincanda hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir kek tarifi paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifimiz için bütün malzemelerin ilk önce oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bunu belirtmek istiyorum. Bir tane yumurta kullanıyoruz. Bir çay bardağı da toz şekerimiz var. Hiç mikser kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir çırpıcı yardımıyla şeker ve yumurtayı güzel bir şekilde çırpalım. Tabii ki dilerseniz mikser kullanabilirsiniz. Ben hiç kirletmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Hemen bir çırpıda hazırlayabileceğiniz bir kek tarifi. Böyle küçük bir kabın içerisinde. Yine bir çay bardağı sütümüz var. Sütün de oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yarım çay bardağında yarısı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Yani bir çay bardağının 1/4'ünü ekliyorum. Bu malzemeleri de karıştırdıktan sonra 2 tepeli yemek kaşığı kakao ekleyelim. Daha sonra unumuzu ekleyeceğiz. İlk olarak bir çay bardağı un ekliyorum. Unla birlikte kabartma tozunu da ekledim. Eklerken görmediğiniz için kabartma tozu yok mu diye sorarsanız eğer unun içerisinde ekledim kabartma tozunu da. Daha sonra yarım çay bardağından biraz daha fazla un ekledim. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Yumurtanın gramajına göre un miktarı değişebilir. 1,5-2 çay bardağı arası diyelim. Şöyle kıvamını da görebilirsiniz. Ne çok sulu ne de çok katı olacak şekilde bu harcımızı hazırlayacağız. Keki pişireceğimiz fincanların içerisini tereyağı veya margarinle güzel bir şekilde yağlayalım. Ben Nescafe fincanı tercih ettim. 4 kişilik bir aile olduğumuz için hemen yapıp tüketmek için kalmasını istemedim. Dilerseniz Türk kahvesi fincanını da hazırlayarak daha fazla porsiyon çıkartabilirsiniz. Şöyle geniş, derin bir tencere kullanacağız. Fincanlarımızı tencerenin içerisine alalım ve hazırlamış olduğumuz kek harcını fincanların yarısına gelecek kadar dolduralım. Çok doldurursanız kabardığında bardaktan çıkabilir. O yüzden yarıya kadar doldurmanız yeterli. Böyle canımız tatlı çektiğinde hemen hazırlayıp yiyebileceğiniz şahane bir kek tarifi. Hiçbir riski de yok. Fırını olmayanlar için ya da fırını her an çalıştırmak istemeyenler için alternatif bir tarif. Mutlaka deneyin. Yine fincanların böyle yarısına gelecek kadar da su ekliyoruz. Suyum normal içme suyuydu. Sıcak su kullanmadım. Ocağa alacağız ve üzerini temiz bir havluyla örtelim. Bezle örtelim. Kapağını kapatalım tekrardan. Ocağın altını açtıktan sonra kaynadığında o sesi tıkırdamayı duyduğunuz anda ocağın altını en kısa getirin. Yaklaşık yarım saat içerisinde tam böyle kek olarak pişmiş oluyor. Daha cıvık içerisinde sufle kıvamında isterseniz daha kısa sürede alabilirsiniz. İlk 20-25 dakikada kapağı açmazsanız bu buharlar içerisine su damlacıkları düştüğünde kekin çiğ kalmasını sağlayabilir. Şöyle göstereyim, yumuşacık kürdan testi yaparak alabilirsiniz. Ocağın altını kapatacağım. 5 dakikada içerisinde o sıcak su içerisinde dinlenecek, kendi içini çekmiş olacak. Şöyle gördüğünüz gibi kürdan testi yapmıştım. Bir kez de sizlere göstermek istiyorum. Gayet güzel içerisi de pişmiş. Hiçbir cıvıklık yok. Buharda piştiği için de fırında pişen keklerden daha yumuşak oluyor. Emin olabilirsiniz. Çok kısa bir sürede de hazırlayabilirsiniz. Çok fazla kapkacak kirletmeden böyle 4 kişilik bir aile için çay demlenene kadar hazır bir kek tarifi. Dilerseniz bardağın içinden pudra şekeri serperek bardağın içinden de yiyebilirsiniz. Dilerseniz de böyle kenarlarını hafif oynatarak ya da böyle bıçak yardımıyla çizerek çok rahat bir şekilde çıkıyor ama eğer çıkartamadıysanız da bıçakla böyle kenarlarını çizerek bardaktan çok rahat bir şekilde çıkıyor. Şöyle elinizle biraz oynatmanız yeterli. Şöyle kekimiz hazır. Şu an çok sıcak olduğu için çıkarmakta da ben biraz daha güçlük çektim. Hafif böyle parçalanmış gibi görebilirsiniz ama çok rahat bir şekilde çıkıyor hafif soğuduktan sonra. Sıcak hali çok daha güzel oluyor. O yüzden dediğim gibi bardakta yemek ayrı bir keyifli oluyor sıcakken. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz pudra şekeri, dilerseniz beyaz çikolata ya da çikolata sosla
sütlü çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Fincanda keklerimiz hazır. Porsiyon olarak da birer kişi için gayet ideal. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz yorumlara küçücük bir kalp dahi olsa yorum bırakmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğeni tuşuna basarsanız, kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayanlar varsa eminim bu videodan sonra abone olacaklardır. Sağ alttaki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak adına da bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Şöyle kekin kıvamını da sizlere göstereyim. Ben de çok fazla anlatmaya gerek yok, övmeye de gerek yok. Sonuç ortada. Umarım denersiniz, beğenirsiniz. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi yorum kısmıyla benimle paylaşabilirsiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde ve videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.